Lucy hep kaçak göçeksin, gel. Lucy ya, kameranın tam arkasında duruyorsun aşkım. Nasılsınız? Hayır Lucy, kov. Aloha. Bu sefer yine aynı yerden açılışı yapıyorum. Ama bugün pantolonlar, taytlar ve yoga braları ve yoga tişörtlerini beraber düzenleyeceğiz. Açıkçası hani bu videoyu bir önceki videodan hani o etekleri işte tişörtleri düzenledik beraber aynen. O ikisini düzenlediğimiz videodan sonra gelecek olan video olacak bu. Ama ben hani bugün ertesi gün hemen çekeyim istedim. Siz ne zaman izlersiniz artık bilmiyorum. Bu arada bu minimalizm videolarını nasıl buluyorsunuz? Onu da merak ediyorum tabii ki. Ama bayağı heyecanlıyım. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Yani umuyorum sizin de hani benim çekerken hoşuma gittiği kadar umarım sizin de hem izlerken hoşunuza gider. Bir de açıkçası hani böyle fazlalıklardan kurtulmak da iyi geliyor. Ve ben şunu da keşfettim. Hani özellikle bu minimalizm sayesinde belki bunları birkaç kere de tekrar edebilirim. Çünkü gerçekten böyle ne kadar tekrarlarsanız bence akılda o kadar da yer ediyor. Eşyalarınızı verdikçe sizin için en önemli olan şey ne? Siz gerçekten neden mutlu olursunuz? Ya da ne bileyim hani gerçekte sizi ne besler? Ya da siz neden doyum alırsınız, haz alırsınız? Sizin gerçek yetenekleriniz ne? Hani bu ve bunun gibi açıkçası sorular sormanıza ve cevaplar bulmanıza da faydalı oluyor. Benim hayatıma böyle katkıları oldu. Onu da paylaşmak istedim. O yüzden şimdi neden burada başlıyorum? Özellikle şu manzarayla bayılıyorum. Bu arada arkadaşlar Nepal'de almıştık bunu. Ama el yapımı. Bayılmıştım. Size bir detaylı onu göstereyim. Konumuza tamamen alakasız ama asla veremediğim ve çok sevdiğim bir tablo bu. Gösteriyorum. Şöyle. Hatta burada adı yazıyor mu? Şurada adı yazıyor. Neyse, konumuzla alakalı kısma da dönecek olursak şimdi size taytlarımı buraya çıkardım. Yoga bra ve yoga üstlerimi de çıkardım. Pantolonlar aşağıda. Bugün bunları hep beraber yapacağız. Bu işin altından yani çıkacağız hep beraber gerçekten. O yüzden de size bir şu halini göstereceğim. Sonra zaten darmadağınlık ve ardından da düzenli toplu halini göstereceğim. Bir de son olarak şey söylemek istiyorum. Yani ben bunları hani hediye edeyim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum ister misiniz? Sonuçta şeyli de değil, ikinci el gibi düşünün. Benim giydiğim kıyafetler çoğu etiketli değil. O yüzden hani böyle bir opsiyon var. Tabii ki de hediye edebilirim. Ama yani ikinci el giymezseniz de zaten ihtiyacı olan birilerine göndereceğim. Öyle ama yine size de hani sormak istedim. İsteyenler olursa seve seve gönderirim. Öyle. Şimdi gösteriyorum. Tekrardan aloha. Şurada işte yoga buraları falan filan. Bunlar hani dedim ya size ben birkaç gün deniyorum. Etekler ve tişörtler. Hani deneyeceğim ve belki dediklerim. Birazdan bunları alta taşıyacağız. Bu arada başlamadan bugün saçımda at kuyruğu yaptım. Sizinle bunu bence hiç paylaşmamışımdır. Çünkü utandığım da bir şey. Ama itiraf zamanı. Şöyle bir şey oldu. Bundan kaç sene önce işte 2008'de galiba ben hani Amerika'ya üniversite için gittim. 1,5 sene kaldım. Sonra döndüm falan. Döndüğüm zaman tabii ki hani üniversite için gittiğimden dolayı yani ne varsa burada belki 4-5 ay boyunca dönemem diye 3 bavul gittim galiba. Ya 3 bavul ya da 4 bavul İstanbul'dan Los Angeles'a ben taşındım. Sonrasında döneceğim zaman 1,5 sene sonunda tam tamına abartmıyorum size 2 tane 36 kiloluk, biri 36, biri 37 kiloluk bavul aldım ve hatta o zamanlarda ben hani business falan uçamıyorum zaten. Annemin bu puanları mı vardı? Hani Türk Hava Yolları Miles and Smiles puanları vardı. Bir şeydi galiba. 32 kiloya kadar izin veriyorlardı her bir bavula ve ben nasıl üzül alt tarafı 4 kilo 5 kilo hani birinden çıkaracaksın ama yani şunun için size söylüyorum o kadar böyle bence bana göre aşırı bir istifçilik vardı ki yani kitap almayı seviyordum, yastık almayı seviyordum, ayakkabı seviyordum. Ya bütün bir de ayakkabı falan derken hani marka falan değil. Benim marka bir Nike'ım vardır. Hani bir tane ya da iki tane Adidas'tır. Yani öyle hani lüks üst markalardan da alışveriş yapmıyorum. Ama yani dolduruyordum. Ve sonuç olarak artık sıkıldım. Zaten hani minimalizm yolculuğuna başlamamın en büyük sebebi de sıkılmam oldu. Bu sebepten dolayı da artık gittikçe siz de bence buna çok iyi şahit olacaksınız. Ve zaten şahit olun diye de özellikle sizinle paylaşıyorum. Böyle mi konuşayım, şöyle mi konuşayım, böyle mi konuşayım bilemiyorum. Neyse işte arkadaşlar, böyleli bir video oluyor bu da. Şimdi başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Hazırsanız ben de hazırım. Başlayalım. Evet. Şimdi bu arada bugün bulut geçişi yok gibime geliyor. Yani varsa da artık yapacak bir şey yok ama yok gibi. Kahvemi almadan başlayamam. Şu kahvemi alıyorum. Yazdım bu arada, onu size söyleyeyim. Toplamda şuna yazdım. Şu yoga üstleri, hani bu yoga braları olur ya. 13 tane bram var, bir tane mayo, yani yoga mayosu üstüm var, 24 tane şeyim var, tight'ım var, 22 tane de pantolonum var toplamda. Bir de şu an içimde var bir bra, yani toplamda 14 tane yoga brası var. Bakalım sonunda neler olacak. Bunu kaç sene önce almıştım. Pembeli bir pantolon. Ama bunu ben bir ara denemiştim. Böyle bir 5-6 ay önce, olmamıştı bana. Bunu yine deneyeceğim. Bir önceki videodan hatırlarsınız, ben böyle kesin vereceklerim. Hani belki vereceklerim ve kesin olarak vermeyip elimde tutacaklarım olarak 3'e ayıracağım. Belki dediklerimi de en az bir hafta 10 gün, belki bir ay, hani böyle bakacağım. Haftada 1-2 kez giyeceğim. Gerçekten hani böyle Lucy kameranın oradan geçti. Bunu Trendyol'dan almıştım. Bu bildiğiniz kot. Bunu seviyorum. Zaten geçen sene almıştım. Lucy gel bebeğim ama kameranın oradan geçme. Bunu tutuyorum arkadaşlar. Şimdi tuttuklarımı şöyle koyuyorum. Siz görebiliyor musunuz? Bu tuttuklarım, bu belkiler. Vereceklerimi de şöyle ayırırım. Bunu zaten çok seviyorum. Giyiyorum. Bunu da bir deneyeceğim. Bu da belki. Bunu maviden almıştım yıllar önce ama olmayabilir bana. Sonra arkadaşlar bu Acne'nin pantolonlarını, yani bilmiyorum, belki biliyorsunuzdur. Ben çok seviyorum. Gerçi bir tane olması lazım bu pantolonun. Bir de ben bunu almadım. Annemindi bu. Ama annem kendine küçük almış. Ben 27 beden giyiyordum. Yani bazen 28 ama genelde 27. Bunu da bir daha deneyeceğim için bunu da belki olarak ayırıyorum. Bunu da belki diye ayırıyorum. Bunu da Uniqlo diye bir marka var. Japon markasıydı galiba. Londra'dan almıştım ama uzun seneler önce. Biliyorum daha vermedim ama vereceğim pantolonlar olacak. Bu da böyle şalvar gibi. Tamam, bunu mesela vereceğim çünkü bunu yıllardır giydim. Bunu çok giydim. Buna bilmiyorum biriniz ister misiniz? Ama bu böyle bildiğiniz, hatta arkası biraz eskimiş. Şöyle şalvar şeklinde bir pantolon. Bunu veriyorum. Şunu almıştım. Bu da belkilik. Bunu da bir daha bir deneyeceğim. Bu arada bu Pull&Bear'in pantolonu, ya bilmiyorum. Bana belki öyle geliyor ama hani sizinle de açıkça paylaşmam yani bence doğru olur. Ben Pull&Bear ürünlerini genel olarak sevmiyorum. Yani tişörtleri falan fena değil. Bazılarını evet giyiyorum ama yani mesela çok kalitesiz bu pantolonu. Bir de aldığım oradan 2 sene önce falan böyle pantolonlar olmuş. Hani kotlar hemen yırtılıyor. Öyle çok dayanmıyor. Ve bilmiyorum, doğru değil bence. Yani o kadar, tamam çok pahalı değil belki, orta segmentte ama yine de belli bir meblağ ödüyorsunuz. Bence o kadar da kalitesiz olmasın derim. Bu da Pull&Bear. O kadar markaya nokta attıktan sonra bunu da veriyorum arkadaşlar. Bu arada bunu hiç giymedim. İnternetten almıştım. Yani ayak kısmı da şöyle. Bu da böyle bir kıyafet videosu gibi oluyor, minimalizm videoları. Bunu da veriyorum kesin olarak. Dediğim gibi bunu hiç giymedim. Bu İpek Yol. Bunu seviyorum ve çok giyiyorum tabii kışın. Bunu da ayırdım. Veremem bunu daha. Sonra bunu da çok seviyorum. Bu neymiş? Ha, bu Bu da annemindi ya. Bakın 29 beden giymem ben. Bu annemindi ama Marc Jacobs diye almışım ondan. Büyük ihtimalle bana büyük gelecek. O yüzden bunu da yine bir deneyeceğim. Ama bunu büyük ihtimalle vereceğim. Bu video yayına girdikten sonra zaten ben o sırada bunların hepsini denemiş olurum. Bu video yayına girdikten sonra da vermeyi düşündüğüm pantolonlarımı, belki tişörtlerimi, eteklerimi falan da bir önceki videodan hepsini Instagram'da paylaşırım diye düşünüyorum. Storylerde, oradan takipte kalın. Ve ona göre de hani isteyen olursa tabii ki de hani ihtiyacınız varsa sizlerle paylaşabilirim. Bence en mantıklısı o. Bu arada hani maksimum 2 tane göndereceğim. Çünkü hani isteyen başkaları da olursa herkese ulaşsın isterim. Öyle düşünüyorum. Siz de tabii ki de fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi pantolonları bitirene kadar konuşmuyorum. Gel. Hayır, bırak onu. Bak. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar, gerçekten ter bastı. Kesin olarak vereceğim 3 pantolonum var şu anda. Şöyle göstereyim katlı bir şekilde. Birincisi bu. Kumaşı falan böyle güzel, yani rahat şey, yani böyle lastikli beli diyeyim. Diğeri bu demin gösterdiğim siyah ve mor. Bunları vereceğim. Burada vermeyeceğim, şunları şöyle ayırıyorum. Bunlar kesin gidecek. 15 tane deneyeceğim ve karar vereceğim pantolon var. Bu arada size bayağı bence böyle işinize yarayacak bir öneride daha bulunacağım. Şöyle yapıyorum ben. Mesela kesin olarak vermeyeceklerimi kaldırıyorum. Zaten vereceklerimi de kaldırıyorum ama bu her kıyafette, kitapta da geçerli. Yani her şeyde geçerli. Mesela bunlar belki ya. Şey yapabilirsiniz böyle. Belki ise hani vermeyeyim ben bunu falan deyip hani kaldırabilirsiniz. Ben kesinlikle ortada bırakıyorum. Hatta mümkünse böyle dağınıktan rahatsız olduğum için hani çok tertipli değilim ama dağınık sevmem, yani dağınıklığı sevmem, böyle bir toparlamayı severim. Bunları böyle saçıyorum yatak odamda ortalığa, bildiğiniz böyle duruyor ve onları verip vermemeye karar verene kadar, gerçekten böyle içime sinene kadar da toplamıyorum. O yüzden hani siz de biraz böyle rahatsız oluyorsanız kesinlikle bırakın orada. Çünkü zaten hani kafanız rahatsız olacak, böyle gıcık olacaksınız yani bir süre sonra. Ondan sonra da zaten denemek istiyorum ben. Yani ay deneyeyim de artık aradan çıksın, şu vereceğim mi kalacak mı bakalım oluyorum. O yüzden de işinize yarayabilir. Taytlara geldik. Bunu internetten almıştım. Büyük bir hataydı. Bana olur sandım. Olmadı. Bunu da veriyorum arkadaşlar. Taytlar kaç taneydi bu arada? Toplamda 24 tane tayt var. O yüzden hızlı gitmek gerekiyor. Evet. Ya bundan da sıkıldım. Bu Skechers'ın bir taytıydı ama bunu çok giydim. Artık bana mutluluk vermiyor yani. Böyle istemiyorum. İşime yarıyor. Hani güzel, rahat bir tayt. Ama mutluluk vermiyor. Yani gerçekten mutlu olmuyorum giydiğimde. Dersiniz ki illa mutlu olman gerekiyor mu? Hani işlevini görüyor zaten. Daha ne istiyorsun? Bence hem mutlu olup hem de işlevini görmesi çok daha güzel yani. O yüzden bununla yoluma devam etmektense vedalaşıp böyle yine kaliteli, güzel bir tayt alabilirim diye düşünüyorum. Bunu festivalde giyerim diye almıştım. Bir ara İngiltere'de çok festivallere gidiyordum. Ama bunu veremem çünkü buna bayılıyorum. Bence çok esprili bir tayt. Böyle yogada da giyerim, yoga yaparken de giyerim. Şununla vedalaşacağım artık. Yani bunu böyle bir türlü bakıyorum. Tam böyle sanki şey yapamıyorum, mutlu hissedemiyorum. Emin olamıyordum. vermeye karar verdim bunda. Bunu belki kısmına ayırıyorum. Şimdi bunu Yoga Zero'dan almıştım internetten. Ama çok seviyorum. Bence gayet de kaliteli. Bunu veremem. Hiçbir şekilde veremem. Bunu maviden almıştım. Çok severek almıştım. Ama bunu da giydim. Bayağı giydim. Ama belli olmaz. Belki aranızda ihtiyacı olanlar vardır yani. Hani giyilir. İyi durumda zaten. XX small olanlarınız varsa bunu size hediye ediyorum. Bunu da Osho'dan almıştım. Osho'nun bu arada ben ürünlerini bayağı beğeniyorum. Bu da çok güzel bir tayt. Osho'nun bu da taytı. Bunu bir daha bir deneyeyim. Bu da böyle hani bisikletçi taytı diye geçiyor. Bunu bir deneyeceğim. O yüzden bunu belki kısmına ayırıyorum. Bunu da belki kısmına ayırayım. Şöyle göstereyim size. Bu günlük giyilen bir tayt aslında. Aslında bu pantolon. Tayt da değil. Bence. Bunu da bence pantolon kısmına ve belki kısmına ayırayım. Çünkü bu pantolon ama tayt değil. Şimdi arkadaşlar hazırsanız söylüyorum hemen bir daha. Vereceğim ürünler 1, 2 şu 3. taytımız, 4. taytımız ve 5. taytımız. Yani 5 tayt şöyle. 3 tane pantolonu elden çıkardım. Ve aynı zamanda 4 tane de deneyeceğim tayt var. Şimdi yoga bralar var ve üstler var. Önce yoga bralara bakalım. Çünkü ben zaten yoga bralarımdan çok memnunum ve veremeyeceğim yani çoğunu. Bu Osho'dan aldıklarım gerçekten muazzam. Çok iyi. Eğer iyi bir yoga hani üstü brası arıyorsanız Osho'nunkilere mutlaka göz atın. Ben çok memnun kaldım. Bu belki, bu biraz sıkıyordu beni. Bunu Pull&Bear'den almıştım. Vermeyeceklerimi şöyle ayırıyorum. Belki dediklerimi ortaya koyayım. Vereceklerimi de buraya koyayım. Bu da bir bikini üstü. Ama ben bunu yoga üstü olarak giyiyorum. İnternetten almıştım şöyle de. Bunu da seviyorum. Ay bunu ne hikmet aldım bilmiyorum. Yani gerçekten çok saçma işte. Yani internetten tabii karantina döneminde gerekiyordu da. Niye aldım yani değil mi? Ne alaka? Ben böyle göbeği açık bir de giyip dolaşmam öyle yani. Yaz dışında hani. Bunu kesinlikle veriyorum. Bunu çok severek aldım. Hatta bunu giyeyim ben. Hiç giymedim ama kış gelmediği için giymedim. Bu şöyle bir mayo gibi yoga üstü arkadaşlar. O kadar güzel duruyor ki size anlatamam. Bunu giyeceğim zaten yoga yaparken. Bakarsınız. Buna da bayılıyorum. Bu da böyle hani bir... Giydiğiniz bir branın üzerine giyiyorsunuz. Şimdi bunlar bitti. O zaman benim kesin olarak vereceğim şu arkadaşlar. Belki vereceğim bu. Bunu deneyeceğim. Bunlar da zaten vermeyeceklerim. Bu ne? Bu da böyle bir bikini üstü gibi. Bunu da bir deneyeyim. Bu da böyle. Bunu da bir deneyeceğim. Ona göre bakacağım. Şu üstü de internetten bunu Elvin Levinler önerdi diye aldım da yani kız sonuçta zayıf. Yani ben öyle değilim. O bayağı böyle uzun ince yapılı. Ben bayağı etli butluyum yani. O yüzden etli butlulara yani tabii ki de güzel oluyor ama hani böyle şey oluyorsunuz. Hani fazla çıkıyor hatlarınız ortaya. O yüzden mesela yoga yaparken o giyebilir ama ben giyemiyorum. Rahat hissetmiyorum. Buna da belki diyeyim. Son aşamaya geldik artık. Tişörtler yani yoga üstleri. Tamam mı? Ve bunlar ne demek? Bu arada içimde şu anda yoga brası var. Bu yoga tişörtü değil mesela. Lakin şu bir yoga tişörtü. Şöyle. Zaten Nike'ın bu. Bunu veremem. Bunu da seviyorum. Bunun pembesini sizlerden birine ya da ihtiyacı olan birine hediye edeceğim ama bunu seviyorum. Bu da kalsın. Bunu veremeyeceğim galiba. Fazla rahat bunlar ve rahatlığıma çok düşkünüm. Olay o. Bu mesela aslında şey hani gecelik değil de ne? Hani böyle pijama gibi düşünebilirsiniz. Ya da böyle hava soğuktur hani geceliğinizin üstüne geçirirsiniz ya böyle hani ya pijamanız ya da böyle ince askılı hani pijamalarınız oluyor ya. Sabah kalktığınızda böyle üstünüze bunu geçirebilirsiniz. Ama bunu belki ayıracağım. Bunu bir düşüneceğim. Tamam. Yani vermiyorum demiyorum. Düşüneceğim. Bunu böyle ayırıyorum. Görüyor musunuz oradan? Bu belkilik. Bu şöyle aslında çok rahat bir üst. Nereden aldığımı bilmemekle beraber. Bu da belki. Bu arada bunu Osho'dan almıştım diye hatırlıyorum. Bakalım. Bunu kaç kere giydim bilmiyorum ve kaç kere giyeceğim onu da bilmiyorum. Bu da Osho. Osho'nun maşallah yani abone olmuşum ben, bir haberim yok. Bu da belki. Tamam, bu da belki. Bu da Osho. Bu da çok tatlı bir tişört aslında ama yoga üstü. Bu da belki. Yani bunların hepsine bir bakacağım, değerlendireceğim. Son olarak son. Bu da Osho. Bu da çok tatlı bence. Bu da belkilik. Bunların hepsini denemem lazım arkadaşlar. Ne sizi ne kendimi kandıramayacağım artık çünkü. Bu böyle arkası şey açık. Hani şuradan belki anlayabilirsiniz. Şöyle açık. Önden de böyle. Bence çok güzel bir üst bu. Bunu Londra'dan bir yerden almıştım ama böyle şey bir firma. Kullandıkları kumaş falan doğaya zarar vermiyor. Hani kullandıkları materyaller falan öyle bir yerde. Hani Earth Mother mı? Öyle bir ismi vardı. Yani doğaya zarar vermeyen materyallerden işte. Bu da yani görüp görebileceğiniz en saçma üst. Niye almışım değil mi? Bu da Osho'dur büyük ihtimalle. Hep Osho'dan alıyorum çünkü ben. Ama bir daha almayacağım. Bayıldım aslında ama çok ağır ve ben böyle daha rahat, hani daha hafif seviyorum. Şimdi kesin olarak vereceklerimi ele alıyorum. Bütün 3 kategoriden de. Şunu kesin olarak veriyorum. Öncelikle şu 3 pantolon. Şurada 5 tane tight. Ve bu üst. Yani şunların hepsi gidiyor. Şöyle. Bunların hepsini veriyorum ve çok mutluyum. Şimdi şunlar yoga üstleri, vermeyeceklerim. Bir dakika şöyle yapayım. Şunlar pantolonlar, verme yani tutacağım. Bunlar tutacağım yoga üstleri. Konuşamıyorum artık. Bunlar yoga buraları. Vermeyeceğim bunları, şöyle göstereyim size. Yanlış şeyim, vermeyeceğim bunları. Asla vermeyeceğim. Bunlar belki dediklerim arkadaşlar. Bunları dağınık bir şekilde koyacağım yatak odama ve deneyeceğim her gün. Bu taytları da vermiyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar da. Toplamda peki kaç parça verdim? Bir dakika onu da bir hesaplayayım. 1, 2, 5, 9. Tamam, kesin olarak verdiğim şu anda 9 parça var. Dediğim gibi size hediye edebilirim. Oy, gerçekten yorucu bir süreç. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok mahalo. Ve umuyorum ki bu video ve bir önceki video, böyle bu düzenleme videoları size de belki hani sizin kendi kıyafetlerinize bakmanıza ve hayatınızda biraz daha böyle yer açmanıza, bu kıyafetlerinizle ihtiyacınız olmayan ve size neşe vermeyen kıyafetlerle vedalaştıkça bu konuda size biraz destek olabilmişimdir umuyorum ki. Bunun yanı sıra da bana sorularınız olursa lütfen çekinmeyin. Yani hiçbir şekilde ben böyle %100 minimalistim, her şeyi biliyorum havasında asla değilim. Zaten artık hani anlamışsınızdır. Bu benim kendi yolculuğum. Kendi yolculuğumda nasıl yol alıyorum, neler yapıyorum, bunları sizinle hani açık bir şekilde paylaşıyorum açıkçası. Ama herkesin yolculuğu kendine özel, kendine has. Ben de kimseyi yargılayamam. Kimse de beni bu sebeple yargılayamaz. Ama fikirlerimi tabii ki de söylerim. Benim belki daha iyi bildiğim bir konuysa o, tabii ki de zaten size o konuda destek olurum. O yüzden hem yorumlarınızı hem sorularınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor. Bir tane %99, hani çok istisnai bir şey olmadığı sürece. Onun dışında da bazen, hani çok nadir, arada pazartesi günleri 6'da da video geliyor. Başka size söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Instagram'dan takipte kalırsanız o şu açıdan da iyi olur. Hani bu belki dediklerimi ayırdım ya şimdi. Sonrasında vereceğim zaman Instagram'da storylerden paylaşacağım. Oradan haberleşiriz. Onun yanı sıra bir de bir ricam daha var. Şunu fark ettim özellikle son zamanlarda. Videolar izleniyor. Hani çok teşekkür ediyorum. Ama izleyip de abone olmayanlar oluyor. Eğer hani abone değilseniz ve izliyorsanız neden öyle merak ediyorum. Hani izliyorsanız çünkü herhalde bir şekilde size hitap ediyorum. Bu nedenle de hani destek olmak isterseniz, bu kadar emek veriyorsun, destek olayım diyorsanız, abone olursanız gerçekten memnun olurum. Bu kadar. Çok konuştum galiba. Bundan sonraki videolarda daha az konuşabilirim. Özellikle minimalizm videolarında. Hani diğerlerinde çok mümkün olmuyor ama tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok çok mahalo diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Azaltın, azaltın, azaltın ve kendinize gerçek olana alan açın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Bir dakika. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey vardı, hatırlar mısınız? Şu an o aklıma geldi. Böyle sürünerek yani yürürken. Küçük Hüsamettin vardı. Olacak o kadar da galiba. Hani olacak, olacak, olacak o kadar. Ne güzeldi ya. O zamanları çok özlüyorum. Bizimkiler olacak o kadar. Bu arada böyle otururken şu tişört kıvrılıyorsa vallahi döverim bu tişörtü. Olmayan göbişimi varmış gibi gösteriyor.